İstatistik nedir? Bu videoda bu bilgiyle başlamak, ardından da konuyu işlerken birkaç örnek çözüp sizin istatistiğin aslında ne kadar faydalı olduğunu en iyi şekilde anlamanızı sağlamak istiyorum. Sanırım birçok insan istatistiğin altında yatan mantığı biliyordur ama ben yine de size istatistik ne demek kısaca bunu özetleyerek başlarsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. İstatistik. Evet yazarak başlayalım arkadaşlar. İstatistik verilerle başa çıkmanın yani verileri ne anlama geldiklerini anlayabilmek için düzenlemenin bir yoludur. İstatistiği birkaç kategoriye ayırabiliriz. İlki betimsel istatistik. Elimizde bir sürü veri olduğunu ve bu veriden bahsetmek istediğimizi düşünelim. Tüm veriden bahsetmek yerine o veriyi betimleyen bazı şeylerden bahsettiğimizde, bu yaptığımız betimsel istatistik olur. İkinci olarak tahmini istatistik var. Ama aslında bunları e, gruplasam sanırım daha iyi olur. O yüzden çıkarımsal istatistik diyerek devam ediyorum. Çıkarımsal istatistik de bir veri ile ilgili sonuçlara varılması gerektiği zaman kullanılan istatistik türüdür. Örneğin bir popülasyona ait bir veri örnekleminiz olduğu bir durumu düşünün. İstatistikte örneklem ve popülasyon karşılaştırmasını sık sık yapacağız ama ne anlama geldiklerini bilmemiz için kısaca şöyle özetleyelim. Sokağa çıkıp 3 kişiye en sevdikleri rengin ne olduğunu sorarsam eğer tüm popülasyon yerine bu soruyu sadece birkaç kişiye yani popülasyonun bir örneklemine sormuş olurum. Öyle değil mi? çıkarımsal istatistiğin amacı örneklemler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonrasında popülasyonlarla ilgili çıkarımlara ve sonuçlara ulaşabilmektir. Her neyse şimdilik bu kadar teori yeter. İsterseniz artık bir an önce betimsel istatistiğe dalalım ve istatistiğin aslında ne anlama geldiğini öğrenmeye başlayalım. Eğer bana bir sürü sayıdan oluşan bir veri sunup bunu betimlememi yani bu veri hakkında bilgi vermemi isterseniz birçok kişi gibi ben de bu sayılar arasında diğerlerini en iyi temsil eden ya da bu sayıların merkezi eğilimini en iyi veren sayı hakkında konuşmayı tercih ederim. Merkezi eğilim istatistik kitaplarında sıkça rastladığınız terimlerden biridir. Bir sayı kümesinin merkezi eğilimi Merkezi eğilime bazen ortalama da denebilir. Evet, bunu da yazalım. Ortalama. Bu noktada ortalama kelimesiyle ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ortalama bu anlamda kullanıldığında bize bir sayı kümesinin merkezi eğilimi ya da orta noktası hakkında fikir veren bir sayıdır. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Demek istediğimi tam olarak anlatamamış olabilirim. O yüzden en iyisi bir örnek vereyim size. Bir sayı kümesinin merkezi eğilimini yani ortalamasını ölçmenin birçok farklı yöntemi var ve muhtemelen bunlardan bazılarını daha önce de görmüşsünüzdür. Şimdi bunları yazıyorum. İlk olarak aritmetik ortalama. Hisse karlılığı gibi konular hakkında konuşulurken geometrik ortalamadan da bahsedilir. Hatta harmonik ortalama diye bir şey de var ama bunlar şimdilik konumuzun dışında. Evet, aritmetik ortalama demiştik medyan ve modu da yazdık mı? Tamamdır. İstatistiksel açıdan baktığımızda bunlar elimizdeki veriyi mesela bir popülasyonun ya da örneklemin merkezi eğilimini betimleyen değerler olarak karşımıza çıkarlar ve hepsi de ortalama hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olurlar. Örneklerle açıkladığımızda her şeyi daha iyi anlayacağınız eminim. Günlük hayatta ortalama dediğimizde ki hepimiz elbet bir kere ortalama hesaplamışızdır. Öyle değil mi? Evet, günlük hayatta ortalama kelimesini genellikle aritmetik ortalamanın yerine kullanırız. Kısacası birisi size bu sayıların ortalaması nedir diye sorduğunda sizden sayıların aritmetik ortalamasını bulmanızı istiyordur. Medyanını ya da modunu değil. Devam etmeden önce bunların ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Hemen bir sayı kümesi uyduralım beraber. Evet, 1 olsun. Bir tane daha 1, 2, 3 ve bir tane de 4 olsun. Evet, şimdilik yeterli. Örneğimiz çok da zor olmasın. Basit bir şeyle başlayalım. Aritmetik ortalama muhtemelen burada yazılı olan bu şeylerin arasında en aşina olduğunuz kavram olmalı. Değil mi arkadaşlar? Yani bunun, bunun nasıl bulunduğunu zaten biliyor olmalısınız diye düşünüyorum. Bu sayıları toplayıp elimizde kaç tane sayı varsa ona böleriz. Mesela burada 1 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 bölü elimizde kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı olduğuna göre bölü 5 diyeceğiz. 1 artı 1 2 eder, 2 artı 2 4 ve artı 3 7 ve artı 4 11. Yani burası 11 bölü 5 olur. 11 bölü 5 de 2 tam 1 bölü 5'e yani 2,2'ye eşittir. 2,2 buradaki sayıları iyi bir şekilde temsil eden bir sayı. Yani bu sayıların hepsinin bir şekilde yakın olabildiği bir sayı. Dolayısıyla da bu sayı kümesinin merkezi eğilimi hakkında iyi bir fikir veriyor. Evet, genel tabiriyle bu sayıların ortalaması bu. Ama eğer biraz daha ayrıntılı bilgi vermek ve teorik olmak istiyorsanız bu sayıların aritmetik ortalaması 2,2'dir demelisiniz. 2,2 bu sayı kümesini doğru bir şekilde temsil ediyor dedik. Eğer size bu sayıların hangi sayılar olduğunu söylemek istemeseydim. Elimde ortalamaları 2,2 olan 5 sayı var derdim ve siz de bu sayede bu sayıların hangi sayılar olabileceği hakkında ufak da olsa bir fikre sahip olurdunuz. Sonraki videoların birinde sayıların her birinin bu ortalamadan ne kadar uzak oldukları hakkında da konuşacağız ama şimdilik bu kadar detaya girmemize gerek yok. Sıradaki ölçümüzün adı medyan. Medyanda sayıların bu şekilde ortalamasını almak yerine sayıları sıraya dizmemiz gerekiyor. Ee, her ne kadar ben bu sayıları zaten sıralı olarak vermiş olsam da gelin bir kere daha yazalım sıraya dizip. 1, 1, 2, 3, 4. Bunu yaptıktan sonra medyanı bulmak için ortadaki sayıyı bulmanız yeterli. Bir bakalım. Elimizde 1 2 3 4 5 tane sayı olduğuna göre bunların ortasındaki sayı, 3. sayı olan 2'dir. 2'den büyük olan 2, küçük olan 2 tane sayı var. Bu durumda 2 bu sayı kümesinin medyanı olur. Medyanı bulmak için pek de hesaplama yapmamıza gerek yok. Sayıları sıraya dizerek tam ortadakini yani kendisinden önce ve sonra gelen sayıların adedi eşit olanı bulmamız gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi bu sayı kümesinin medyanı 2. Medyanın aritmetik ortalama için bulduğumuz değere çok yakın olduğunu da görüyorsunuz. Öyle değil mi? Bu arada aritmetik ortalama ya da medyanın ortalama göstergesi anlamında herhangi bir şekilde birbirlerine karşı bir üstünlükleri olmadığını da bilmelisiniz. Sadece ikisinin ortalamayı ifade etme biçimleri farklı. Bulduğumuz medyanı burada işaretlemek istiyorum. Evet. Şu anda aklınızdan Elimizde 5 sayı varken her şey iyi hoş da ya 6 sayı olsaydı ne olurdu diye geçirdiğinizi duyar gibiyim. Örneğin elimizdeki sayılar 1, 1, 2, 3, 4 ve bir tane daha 4 olsun. Bu durumda ortadaki sayıyı bulmak az önceki kadar kolay olmayacak öyle değil mi? Artık ortadaki sayı 2 değil çünkü şu an elimizde 2'den küçük olan 2 tane büyük olan da 3 tane sayı var. Ortadaki sayı 3 dediğin çünkü 3'ten büyük olan 2 tane, küçük olan da 3 tane sayı var. İşte böyle bir durumda yani elinizdeki sayı miktarı çift bir sayı olduğunda ve sizden bu sayıların medyanını bulmanız istendiğinde ortadaki iki sayıyı alıp onların aritmetik ortalamasını bulmalısınız. Buradaki sayılar için 2 ve 3'ün aritmetik ortalaması 2,5 olduğundan medyan da 2,5'tir. Şimdilik bu örneği bir kenara bırakalım ve orijinal sayı kümemiz üzerinde çalışmaya devam edelim. Yine de elimizdeki sayı adedi çift bir sayı olduğunda medyanın nasıl bulunduğunu bilmeniz faydalı bir bilgi. Tabii tüm bunlar yani bu göstergeler matematiksel tanımlamalardan ve araçlardan başka bir şey değil ve sonuçta bunları herhangi bir sayı kümesinin merkezi eğilimi konusunda fikir vermeleri için kullanıyoruz. Hepsi bu. Yani düşününce bunlar da insanlar tarafından düşünülmüş ve bulunmuş şeyler. Bir gün öyle pat diye ortaya çıkmış şeyler değil. Sonuç olarak insanların kavramlaştırdığı bu şeyler çok büyük verileri anlamamızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Burada belki 5 tane sayı var ama eğer elimizde 5 milyon tane sayı olsaydı bu sayıların her biriyle tek tek uğraşmak istemeyeceğinizi düşünüyorum. Daha fazla detaya inmeden önce gelin bir de modun ne olduğunu öğrenelim. Mod genellikle öğrenilmeyen ya da öğrenildiğinde de çabuk unutulan betimsel istatistik ölçülerinden biri. İsmi gereği çok havalı görünse de, aslında merkezi eğilim ölçüleri arasında en kolay olanı. Peki nedir mod? Mod, bir sayı kümesinde en sık rastlanan sayıdır. Mesela burada iki tane 1 varken, diğer sayıların hepsinden birer tane olduğu için bu sayı kümesinin modu 1'dir. Modu en sık rastlanan sayı olarak düşünebilirsiniz. Peki kümemiz farklı olsaydı mesela yine 1, 1, 2, 3, 4, 4 şeklinde olsaydı ne olurdu? Burada hem 2 tane 1 hem 2 tane 4 var. O yüzden burada işler birazcık çetrefilleşiyor. Yani sanki burada mod 1 de diyebilirsiniz, mod 4 de diyebilirsiniz. Böyle bir durumda kaldığınızda modu bulmanızı isteyen kişiden biraz daha fazla detay isteyebilirsiniz. Ama Size şunu söyleyebilirim, modu bulmamız, bulmanız gereken test sorularında böyle bir durumda kalmayacağınızdan, yani bir sayı kümesinin tek bir modu olacağından emin olabilirsiniz. Evet, bunların hepsinin ne anlama geldiğini gördük. Şimdi tüm bu bilgilerden sonra aklınızdan e, şöyle sorular geçiyor olabilir. Bunların hepsine neden ihtiyacımız var? Ortalamayı bulmak için sadece aritmetik ortalamayı kullansak yeterli olmaz mı? Medyan ve moda ne gerek var? Bir örnekle bu sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Siz de bundan sonra biraz düşününce belki neden hepsine ihtiyaç duyulduğunu anlarsınız. Elimizde şöyle bir sayı kümesi olsun. 3, 3, 3, 3, 3 ve mesela 100. Bunların aritmetik ortalamasının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 ve 1 tane 100. Bunların toplamı 115 eder. Yani 115 bölü 6 doğru oldu değil mi? Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6. 115'te bu sayıların toplamı 115'i 6'ya bölersek 11'de 6 bir kere var. 6 kere 1, 6. 11'den 6 çıkarsa 5 kalır. 5'i aşağı indiriyorum. 55'te 6 9 kere var. 9 kere 6 54 çıkarsam 1 kalır. Tamam. Bölüm 19 tam 1 bölü 6 olacak. Bana verilen sayıların toplamını 6'ya böldüm ve aritmetik ortalamayı buldum. Peki sizce 19'tan 1 bölü 6 bu sayı kümesini iyi bir şekilde temsil ediyor mu? Yani burada bir sürü 3 ve bir tane de 100 var ve merkezi eğilimin 19 tam 1 bölü 6 olduğunu söylüyoruz. Tabii, amacınızın ne olduğuna göre durum değişebilir ama bence bu değer bu kümeyi iyi bir şekilde temsil etmiyor. Çünkü ben bu kümenin merkezi eğiliminin 3'e daha yakın olmasını beklerdim. Sonuçta burada bir sürü 3 var, öyle değil mi? O halde gelin bir de medyana bakalım. Sayılar sıralı olduklarına göre bir şey yapmamıza gerek yok ama unutmayın eğer sıralı olmasalardı bunları sıraya koymamız gerekirdi. Ortadaki sayı hangisi? Bir bakalım. Elimizdeki sayıların miktarı çift olduğuna göre ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasını alacağız. Evet, 3 üç ve 3'ün aritmetik ortalaması 3'tür. Gördüğünüz gibi medyan olarak elde ettiğimiz değer bu veri kümesinin merkezi dağılımı için çok daha iyi bir sonuç veriyor. Medyanı bulduğumda yüzden yani istatistiklerin uç değer ya da uç nokta dedikleri çoğunluktaki sayılara çok uzakta olan bu değerden çok da fazla etkilenmediğimizi fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumu gerçek hayattan şöyle bir örnekte düşünebiliriz. Çoğu ev fiyatının 100 bin lira olduğu bir kasabada bir evin fiyatı 1 milyar olduğu için size o kasabadaki ortalama ev fiyatlarının 1 milyon civarı olduğu söylenirse o kasaba hakkında yanlış bir fikre sahip olursunuz öyle değil mi? Ama aynı kasabadaki medyan ev fiyatının 100 bin lira olduğunu bilirseniz çok daha doğru bir bilgi edinmiş olursunuz. Az önce de dediğim gibi medyan bazı durumlarda mesela buradaki gibi aritmetik ortalamanın bir uç değer yüzünden saptığı durumlarda bize elimizdeki veri ile ilgili daha doğru bilgi verebilir. Bu arada uç değer dediğimiz şey de istatistikçilerin sayıları görür görmez bir değerin uç değer olup olmadığını anlarım diye tasvir ettikleri ve tam olarak e, resmi bir tanımı olmayan bir değerdir. Uç değeri bulabilmenin en kolay yolu elimizdeki veri kümesi içinde diğerlerinden çok ama çok farklı olan bir değeri bulmaya çalışmak. Ve tabi bu arada uç değerlerin bazen ölçümlemede yapılan hatalardan kaynaklandığını bilmekte de fayda var. Son olarak bir de modu bulalım. Bu veri kümesinde en sık karşımıza çıkan sayı hangisi? 5 tane 3, bir tane de 100 olduğuna göre tabii ki 3. Gördüğünüz gibi elimizdeki veri kümesinde bir uç değer olduğunda medyan ve mod sayıları temsil etmede aritmetik ortalamadan daha iyi iş çıkarıyor. Ama yine de bu değerlerin ne ifade ettiklerini tam olarak bilmediğimiz için kesin bir yargıya varmamalıyız. Eğer bu sayılar ev fiyatlarına aitse medyan ve modun ortalamayı temsil etme konusunda daha iyi bir iş çıkardığı e, kesin. Ama bunlar başka bir şey ifade ediyor olsaydı yani mesela eğer Bunlar bir sınavdan alınan sonuçlar olsaydı, e, bu sayılara bakarak o sınıftaki 6 öğrenciden 5'inin sınava hiç hazırlanmadıkları sonucunu çıkarabilirdik ve o zaman 19'tan 1 bölü 6 öğrencilerin ortalama performansı için daha iyi bir gösterge olurdu. Her neyse şimdilik bu kadar yeter. Bu öğrendiklerinizi başka sayılar üzerinde de denemeye devam edin olur mu? Sonraki videolarda betimsel istatistik konusunda biraz daha ayrıntı vereceğiz. Ayrıca merkezi eğilim yerine elimizdeki sayıların bu merkezi eğilimden ne kadar farklı oldukları hakkında da konuşacağız. Görüşmek üzere.